isterseler. Birinci Murat Çekirge'ye bir cami yaptırmıştır. Bursa Çekirge böyle bir eser yoktur ikincisi yani. Hı. Sanat tarihinde tektir, üniktir ve bugün biz sanat tarihçiler bu esere hayranlıkla bakıyoruz. Bunu nereden buldu bu insan diyoruz. Eser baktığınız zaman bir cami gibi gözüküyor. Ama cami değil. Camili bir medrese. Şimdi biz camili medreseleri biliyoruz. Bir tane cami var. Camiye çevrilen avlu var. Avlunun etrafında öğrenci odaları var. Dersler, ana dershane binası olan camide gözüküyor. Burası mı? Evet, işte bu. Müthiş bir eser. Ve bu çift katlı bir eser. Bunun alt katı cami. Ben mesela gruplarla giriyorum buraya. Girdiğiniz zaman başınızı kaldırıyorsunuz, kubbe gözüküyor. Diyorum ki bakın bu öyle bir eserdir. Bunun alt katı camidir, üst katı okuldur, üniversite binasıdır. Hocam nasıl olur diyorlar ya, kubbe gözüküyor. Ya bunun üstünde bir bina olsa kubbe olmaz ki. Ne yapmış biliyor musunuz? Kubbenin etrafını öğrenci odalarıyla donatmış. Tepede kubbe var. Tabii biz şu an alttan çekilmiş fotoğrafı gördüğümüz için anlayamıyoruz. Tepede kubbe var. Kubbenin kenarında boydan boya öğrenci odaları bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Kubbenin öbür tarafına kadar dolanıyor. En uçta da büyük hoca, rektör odası var. En yukarıda. Yani orada yatılı kalıyorlar üst katta. Dersleri de namaz haricinde gün sabahtan akşama kadar alt katta namaz kılınan yerde 4 tane sahın var. O sahınlarda da derslerini görüyorlar. Plan şeması yoktu değil mi bizde bu caminin? Plan şeması. Yani zaten plan şemasını görünce insan anlıyor. İkisini böyle yan yana gidip vallahi o da varmış. İşte hadise bu. Sağda gördüğümüz caminin alt katı. Bakın kapıdan girdik içeriye. Sağda solda sahınları görüyorsunuz bakın, yan odalar. Ön taraf kıble tarafı mihrap. Arkası da giriştir zaten. Bir de arka odalar var. Bu da üst kat. Bakın üst katta yine kubbeyi görüyoruz. Kubbe hı-hı yuvarlağını. Yanlarda öğrenci odalarını görüyor musunuz? Hı-hı. Hatta öğrenci odalarının önünde birer koridor. Koridor böyle kıble duvarı tam mihrabın üzerindeki bir odaya denk geliyor. Hı-hı. O da baş yönetici odası. Ve şu an bu caminin bir üst katı restore edildi. Gıcır gıcır ve kilitli. Kimse giremiyor ve bunun ne olduğunu anlamıyor. Ve bunu yaptıran birinci Murat. Ya binanın yapıldığı tarih 1300'lü yılların daha ortası. Hı hı. Bu kadar erken bir dönemde bir insanın böyle bir eser yaptırması ilimde, inançta, sanatta ne kadar ileri olduğunu gösteriyor aslında. Yani sadece hamasi hikayeler yok burada. Hı. Yani dört başı mamur insanlar bunlar. Evet. Peki siz bir daha sonra Sırplar tarafından kahraman ilan edilen bir asker tarafından öldürüldüğünü söylediniz. Ben bununla ilgili şöyle bir detay buldum. Yaralı mesela bir cengaverinin yanına geldiği zaman böyle onu okşarmış, hani sakinleştirirmiş filan, ızdırabı olup olmadığını sorarmış, bir arzusu olup olmadığını. Bu onun canını alan, işte yani canına kasteden diyelim kişi geldiği zaman Sırp askeri demiş ki beni bırakınız padişahın elini öpeceğim falan diye öyle yaklaştı.